günler kıymetli Vizyon 58 izleyenlerimiz. Yine yeni bir programımızda sizlerle birlikteyiz. İstanbul stüdyolarımızdan canlı olarak yayınlanan gündem özel programımızda bugün özel bir konuğumuz var. Gerçekten Sivas'ta ve çevre illerimizde sevilen bir sima. İstanbul'da çok sayıda federasyonumuz var, derneklerimiz var. Ve bu federasyonlarımıza önderlik eden kıymetli kanaat önderlerimiz var. Yine o kanaat önderlerinden önemli bir isim ağırlıyor bugün Vizyon 58 İstanbul stüdyolarımız. Kısa adı SİMFED. Sivas Merkez Dernekler Federasyonumuzun onursal başkanı, kurucu başkanı, iş adamımız Sayın Muhittin Doğan bizlerle birlikte olacaklar. Sivas'a dair konuşacağız, İstanbul'daki Sivas'ları konuşacağız, derneklerimizi konuşacağız. Aslında konuşacak o kadar çok verilecek mesajlar var ki Sayın Başkanımızdan alacağız. Ben tabii Muhittin Doğan'ı çok iyi tanıyorum. İstanbul'daki Sivaslarımız çok iyi tanır, Sivas'taki Sivaslarımız çok iyi tanır ama iş hayatında çok iyi tanınan önemli bir isim. Peki Muhittin Doğan bize kendisini nasıl tanıtacak, nasıl anlatacak? Kendisinden dinleyeceğiz. Öncelikle Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra Hanım. Tüm hemşerilerime, tüm Türkiye'ye saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Davetiniz için çok çok teşekkür ederim. Sivaslı bir kişi olarak elimizden geleni yaparak bu ülkeye faydalı bir insan olmaya çalışıyoruz. Tabii SİMFED'i kurarak bir girişim yaptık ama bir dönem yapıp bırakacağımı söyleyerek bu sözümü tutarak yaptık. Birlik beraberlik adına. Dolayısıyla bayrağı Hakan Çil kardeşime teslim ettik ve Sivas Merkez Dernekler Federasyonu olarak başkanlığı şu anda Hakan Çil kardeşim yönetiyor. Ben de yine yanlarında oluyorum ama tabii artık iş hayatımıza devam ediyoruz. Dernekçilikte çok artık ön planda olmak istemiyorum. Evet, Sivas merkez köylerinde. Hangi köydü Sayın Başkanım sizin? Ben Sivas Merkez Emirhan Köyü. Emirhan Köyü. Doğumlu aslında iki aylıkken İstanbul'a göçmüş babam. Burada zor şartlarda bizi yetiştirdi, bu ülkeye kazandırdı. Biz de okuttu, yani zor günler geçirdik hakikaten. O dönemin yılları zor, ülkenin her şeye aç olduğu dönemler, 70'li yıllar. Dolayısıyla o dönemlerde yetiştik, büyüdük. Rahmetli babam 3 yıl önce vefat etti. Evet, buradan da rahmetli babamızı tanıyoruz. Onun bize kattığı şeylerle bu ülkeye faydalı bir insan olmak adına elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızı da o amaçla yetiştirmeye çalışıyoruz. Toplumda kim olursa olsun iyi niyetlerimizi aksettirip onların bu ülkeye faydalı insan olmasına çalışıyoruz. Hiç kimseden bir çıkar peşine koşup da birilerine değil de herkesin iyi olmasına çalışan bir düşünceye sahip birisiyim. Çünkü bu ülke bizim. Milleti yaşat ki devlet yaşasın. Herkesin iyi olması lazım. Herkes birbirine tutkun olması lazım. Birbiriyle iyi ilişkilerde olması lazım ki ülkemizde, devletimizde o denli tek vücut olup daima ileriye gitsin. Ve iş hayatında da elektrik ve elektronik ürünleri üzerine çalışıyorsun evet, Sayın Başkan. Baba mesleğimizdir. Sağ olsun rahmetli babam bize bu işi kardeşimle beraber bize bıraktı. Elektrik malzemeleri üretiyoruz. Yaklaşık bir 30 yıldır İstanbul'da yerimiz zaten. Üretim güzel, imalat çok güzel. Ama güncel konjonktür gereği bu ülkede artık üretim yapmanın sıkıntıları var. Üreticinin kıymeti yok bu ülkede. Biz tabii şartlar ne olursa olsun resmen ekonomiye katkı yapan, üreticiler olarak katkı yapan, sürekli bir nevi para basmak şudur Merkez Bankası'nda. Ne kadar mal üretirseniz o kadar basılır ya. Biz para aslında üretiyoruz. Üreten kişiler para üretir. Çünkü merkez bankaları para bastığı zaman karşılığı olmayan bir şeyde enflasyon doğurur. Üretici demek para üretiyor demektir. Dolayısıyla ülkemizdeki herkesin yerli üretime, devletimizin, hükümetimizin yerli üreticilere destekler vererek bu ülke bizim. Bu evet. Ülkeyi ayakta tutmak zorundayız. Elimizden geleni de biz de bu mihvalde yapıyoruz.
Evet, tabii yerli ürün dediniz, yerli üretim dediniz, yerli üreticiye de sahip çıkılması gerekiyor dediniz. Tabii şu anda Türkiye'de zor bir süreçten geçiyor. Bu dar boğazdan geçtiğimiz süreç içerisinde de tabii ki de çalışmak zorundayız, üretmek zorundayız sizin de belirttiğiniz gibi. Peki şöyle Türkiye gündemini değerlendirecek olsanız bir iş adamı kimliğiyle neler söylersiniz Sayın Başkan? Esra Hanım, ülkemizde şunu çok iyi gözlemliyorum. Siyasetçiler bizlere hizmet etmesi gereken kişiler. Fakat ne hikmetse 85 milyon birilerini seçmek için çırpınır durumda bir izlenim doğuruyorlar. Gündemi öyle kuruyorlar. Bizim gündemimiz ekmek, iş, aş, düzenli bir hayat, gelecek vadeden rahat, huzurlu bir hayat insanlarımızın beklentisi. Dolayısıyla bu düzeni kurmak için herkes işinde gücündeyken birilerinin de bu düzeni sağlaması için seçtiğimiz bu siyaset kesimindeki kişiler dünya siyasetten ibaretmişçesine gündem oluşturuyorlar. Şu anda ülkemizin durumu hakikaten bir çıkmazda. Evet. Bunu hangi tablolarla gösterirlerse göstersin, reelde batan firmaların haddi hesabı kalmadı yani. Hani çok zor duruma düşüyorlar. O batan firmalarda arkasındaki sağlam denilen firmaları da götürecek durumdalar. Önemli olan doların yükselmesi, azalması falan değil. Biz işimize bakmamız lazım. Dolar yükselmiş, düşmüş falan bunların çok şey değil. Biz işimize bakalım, işimizin hakkını yapalım. Bizim için önemli olan üreticiler için özellikle paraya ulaşmak zor. Finans. Yani dolar 10 lira da olsa eğer siz parayı kolay buluyorsanız işinizi çevirirsiniz. Ama parayı bulmak bankalardan, finans kesimlerinden artık çok zor. Dolar 1 lira da olsa, 1 lira da olsa faizler çok yüksek olduğu zaman bunun altından kalkması mümkün değil. Finans maliyetini üzerine koyduğunuz zaman dolar isterse 5 lira olsun. Aylık %3'ten üzerine koyun 5 aylık, 4 aylık ortalama vadeyle çalışan firmaları düşünün. Yine dolar 6,5 lira üzerinden hesap ederek ticaretini yapmak zorunda. Önemli olan finanstaki paraya ulaşılırlığın kolay olması. Sadece bunu söylüyorum. Tabii büyüklerimiz bunları hesabını yapıyorlardır ama biraz koltukların paylaşılma noktasındansa bu halkımızın çektiği ızdırabın dertleriyle ilgilenmelerini istiyorum. Yani, İnşallah iyi olacak diye bekliyorum. ya üretici şu süreçte biraz sıkıntı yaşıyor. Üretici, ticaret adamı herkes yaşıyor. Ama burada şöyle bir durum var. Üreticinin demirbaş noktasında, makine aksamı noktasında büyük sermaye ihtiyacı var. Şimdi üretici hem bunlara yatırım yapacak, hem eleman istihdam edecek, hem bu ürettiklerini ve bir kapasitesi var. Yani Evet. o kapasitenin belli bir üzerinde zaten üretim yapamazsınız. Ve bunları yaptıktan sonra satışa çıkacak. Satışa çıktığın zaman yani şunu söylemek istiyorum halk ağzıyla konuşayım. Altın satın alıp teneke olarak mal ürün satmaya çalışma noktasına getiriyor artık sistem bizi. Dolayısıyla hükümetimizin üreticilere has safhada özellikle has safhada önem vermesi lazım. Ayakta durmalarını sağlaması lazım. Ticaret yapanlarda da bunlar var tabii ama ticaret yapandaki kişilerin üretici gibi yatırım fonksiyonları çok büyük bedelli değil. Bir fabrika düşünün. Belki 5-10 trilyona anca ilk dinamiklerini kurabiliyorsunuz. Ama tüccar bir kişi 500 milyarla veya 1 trilyonlarla alım satım ticaretini çevirebiliyor. Bir şey olsa makinelerinin duracağı diye bir derdi yok. Satmazsa malı duruyor. Ama öteki orada kalifiye olsa da olmasa da istihdam etmek zorunda olduğu üretenin elemanları var. Maliyetleri var. Dolayısıyla üreticiler bu ülkenin dinamikleridir. Bunlara çok has safhada önem verilmesi gerekiyor. Ben üretici olduğum için konuşmuyorum. Evet. Demin başta da söylediğim gibi enflasyonu doğuran şeylerden birisi karşılıksız para basmadır. Sebeplerinden birisidir. Karşılıksız para basmak demek de karşısında olmayan bir ürün için para basılması demektir. Üreticiler bu para basılmasına vesile olacak ürünü çıkartan kişilerdir. Dolayısıyla üreticiye bu noktada almak satmaktan ziyade
Ki zaten tarımda görüyorsunuz soğandan, patatesten, evet, domatesten alıp satıcıların kar marjlarını, ama oradaki üreticinin de bir çilekeşliği var. Bunları görmemezlikten gelip bu üreticileri yıldırıp yarın bir gün üretmeyen bir insan topluluğu, yani alttan gelen neslin zaten üretimle çok fazla şeyi yok. Maalesef, çünkü teknolojiye biraz daha bağımlı. Bağımlı, zor gelen işleri değil, daha kolay para kazanacak işleri, bu tür şeylerin peşinde koşuyorlar. Üreticiyi yıldırırsak arkadan gelen neslimizde üretecek kimse değil, sürekli dışarıdan hazır gelen veyahut da hazır bulduğunu yiyen insan topluluğu oluşacak. Peki dışarıdan ne kadar hazır gelecek ki biz kendi ülkemizde üretmedikten sonra, yetiştirmedikten sonra? Ki Türkiye'nin şöyle genel konjonktürüne baktığınız zaman çok geniş topraklara, coğrafi yapıya sahibiz. Yani her şeyi aslında kendi içimizde üretebiliriz de. Ama çok fazla kendi içimizde üretmektense daha çok böyle dışarıdaki bize daha mı cazip geliyor Sayın Başkan? Şöyle Esra Hanım, bazı ülkelerde tabii tarımda olsun, sanayide olsun ülkelerin üretici firmalara destekleri var. Evet. Bu destekleri alan kişi maliyetlerini kurtardığı zaman bu üretici ürünü satıyor. Bu desteklerle de onlar her tarafa daha ucuz fiyatlarla mal satabiliyorlar. Bizde üretici geçim kaygısından ziyade ya üretmekten korkuyor artık. Yani buğday üretecekse de, tarım ürünü üretecekse de onun gübresini alamamakla, onu sürüp de ekini toplayıp da mazotla alakalı dertlerini ödeyememekle alakalı dertleri var. Bizde maliyet sorunları var. Maliyet sorunları var. Yani üreten kim olursa olsun, hayvan üreticisi, tarım üreticisi, sanayi üreticisi, kim olursa olsun cebine parası girmediği zaman, zorluk çektiği zaman o işten ayrılır. Ayrıldığı takdirde de bizim üretmeye ihtiyacımız olduğunu da düşünürsek yarın bir gün koltuklarımızın altına dinamit koymuş oluyoruz. Yarın bir gün bu üreticileri bulamayız. Yani üreten kişiyi, bilen kişiyi kaybedersek arkadan üretmeyi bilmeyen kişilerle zaten bir iş yapılmaz. Evet. Her şey bilgisayarla da değil yani. Dolayısıyla savaş olsa, deprem olsa, her şey ne olursa olsa bizim asıl ihtiyacımız insanoğlu olarak gıda. Evet. Bir kere tarım sektöründeki insanların oradan iyi para kazandığını sağlamak lazım. Hayvancılık olsun, tarımda olsun. Çünkü olmazsa olmaz, savaş da olsa, deprem de olsa hiç vazgeçmeyeceği insanoğlunun şey gıda. Evet. Bunu kesinlikle zaten ihmal etmemesi lazım devletimizin. Köyleri boşaltmamak lazım. Arazileri nadasa bırakmayacak durumlar yaratmak lazım. Toprak reformu lazım bu ülkede en başta. Dedelerden kalmış şimdi 50 tane ortağı var. Sür desen kimse süremiyor. Öteki zaten sürmeyi bilmiyor. Sürmeyi bilene öteki sürmeyi bilmeyen bırakmıyor. Yani toprak reformuna da ihtiyaç var açıkçası. Hiçbir şeyi atıl bırakmamak lazım. Üretmemiz lazım. Üretmediğimiz bir dönemde dışarıdan beslemeyle dolarlarımız 10 lira değil, 5 lira değil, 150 lira, 200 lira olur. Peki köyleri boşaltmamamız gerekiyor dediniz. Tabii bizler de nihayetinde Sivas'tan size yıllar önce gelmiş olan bir bugün iş adamı olarak ve İstanbul'da temsil eden büyük bir federasyonun da kurucu ve onursal başkan olarak da köylerin de boşaldığını görüyoruz. Federasyonlar İstanbul'da ya da farklı bölgelerde boşuna kurulmuyor. Neden? Çünkü köyümüze sahip çıkalım, memleketimize sahip çıkalım, ilimize gidelim, oralara yatırım yapalım, gezelim, görelim ve yeni jenerasyona da o ortamları, işte baba ocağını yaşatsınlar diye bir şekilde sizler destek olmaya çalışıyorsunuz, önderlik yapmaya çalışıyorsunuz. Peki köyler niye boşaldı? Niye bu aşamaya geldi? Tabii sebep şu, para akışı olmayan bir şeydir tarım. Yani bugün çalıştınız, bir hafta çalıştınız, bir ay çalıştınız, bir ay sonra ay başında maaş alamayacağınız yerdir. Hayvancılık ve tarım. Sıcak paranın akmadığı yerlerde eğer o güz sonu derler ya, harman sonu, borçlarını ödeme zamanı. O borçlarını ödedikleri zaman da o çiftçinin, köylünün cebinde para kalmazsa otomatikman yavaş yavaş ben oldum ama çocuklarım olmasın diye köyden dışarı göndererek
para kazanmalarını sağlayıp şehirlere göndermişlerdir. Tamamen ekonomik sebeplerden dolayı. Tabii o yıllarda bunların önlemleri anlamamış. Bu saatten sonra almak da çok radikal kararlar gerektiriyor. En azından durdurmakta fayda var. Yani geri dönüşü sağlayamamaksa da durdurmakta yani radikal kararlar alınması lazım. Önemli olan o çiftçiliği yapan insanları, bilen insanları bilmeyecek toplumlara haline getirmemek. Sürdürülebilir hale getirmek. Tamamen ekonomik sebeplerden Esra Hanım. Şu anda da konuştuğumuz şeyler ekonomik sebepler. Ne yaparlarsa yapsınlar suni hareketlerle bir şeyler yapmak istiyorlar ama şey değil. Yamalıklarla olmuyor bu tarıma, hayvancılığa, sanayiye yapılan lokal anestezler tutmuyor yani. Radikal kararlar alarak hakikaten üreticinin iyi para kazandığını göstererek yetişen çocuğun da ya ben şunu üreteceğim diyecek şevke getirilmeli. Çünkü hazırı herkes alır, evet, yer, satar, kullanır ama onu önemli olan ortaya çıkartabilme becerisi. Ve devam ettirmek olan bir tabii, işi devam kesinlikle. Ettirmek de çok önemli. Yani benim kendi çocuklarım bile belki benim elektrik malzemesi imalatı yaptığımız sanayi içerisindeki işimizi yapmama düşüncesindeler. Yani üretim o kadar zor geliyor ki. Yani onu şevklendirecek bir şeyler, bir politikalar düzenlenmesi lazım. Ben mesela şey düşünebiliyorum. Yani üretimde çalışan kesimin asgari ücretinin daha yüksek maaşlı olmasını, üreten şahısların, kişilerin, elemanların, personelin asgari ücret maaşlarının sınıflandırmada hani üreticidir, tezgahtardır falan gibi böyle evet, sınıflandırmalar vardır ya. O noktada üreten noktasında olan kişilerin asgari ücretinin bir tık daha yukarıda olmasını tavsiye ederim mesela. Yani üretimde çalışayım, gideyim de işte güvenlik görevlisi olmayayım. Üretimde çalışayım diyebilmeli. 200 lira daha, 300 lira daha fazla alacağını bilerek. Peki Sayın Başkanım, tabii yıllardır sektörün içerisinde bir iş adamısınız. Eleman bulma noktasında sıkıntılar yaşıyor musunuz? Çünkü bir taraftan bakıyoruz işte bir yere iş müracaatı olduğu zaman milyonlarca insan oraya akın akın gidiyorlar, müracaatlerde bulunuyorlar. Diğer tarafta siz iş adamlarına baktığımız zaman kalifiye eleman bulmakta zorlanıyorsunuz. Peki ortada bir tezat yok mu? Şöyle Esra Hanım, ülkemizde demin de söylediğim gibi rahat para kazanmaya hevesli genç nesiller yetişmeye başladı. Üretimin her kesiminde ne olursa olsun üretimin her kesiminde çalışmamaya meyilli. Dolayısıyla bir programda izledim sokak röportajı. Spiker soruyor, diyor ki nerede çalışmaya isterseniz devlet dairesinde. Niye diyor soruyor ama kaç kişiye soruyor bunu, belki 20-30 kişiye soruyor. Peş peşe hepsinde aynı. Neden? Çalışma saatleri belli, cumartesi pazarı yok, imkanları iyili, işten atılmama garantisi var. Yani bu tür böyle doneler hazır rahat olan şeylerin peşine koyuyor ama devlet dairelerinde bir neticede sınırları var yani personel noktasında. İlla da üretici olacağım demiyorlar. Üretici olmak için insanların iyi para kazanmasını, üreticilerin iyi para kazanmasını sağlamak lazım. Öyle güzel bir radikal kararlar alınırsa ben olmayacak diye düşünmüyorum ama şöyle bir şey var. Son 4 ay, 5 ay öncesine kadar eleman bulmakta hakikaten sıkıntımız vardı. Kalifiye eleman zaten yok. Olanı elinde tutmaya çalışıyorsun. Alttan eleman yetiştirmeye çalışıyorsun. Tam öğrettim diyorsun, kaçıyor. Başka kolay işlerin peşine koşuyor. Ama şu son 4 aydır gerçekten ciddi işsizlik var yani. Bunu kimse inkar edemez. Tabii işten atmalar çok var. Yani artık firmalar küçülüyorlar. Küçülüyorlar. Bu küçülme demek açlık sebebine doğru götürür bu ülkeyi. Yani bu küçülme doğru bir şey değil. Zaten işsizlik oranımız vardı bizim. Bir miktar vardı. İş beğenmemezlik vardı ama evet, işsizlik noktasında vardı. Bu oran çok çok daha yüksek durumda şu anda. Yani işte devletimizin, hükümetimizin güzel radikal kararlar alarak seçimle alakalı çok koltuk ben aldım sen aldın mı koltuğunun hesabını yapmadan halk görüyor aslında. Halk diyor ki benim refahımı, huzurumu sağlayan, hizmetlerimi iyi düzenli sağlayan kimse ben ona uyum veririm. Kırılma noktalarını bana yaşatma. Ben sürekli yükselen bir ivmede olmak istiyorum diyor halk. Yani ben bir inişli bir çıkışlı yerde olmak istemiyorum diyor.
huzurumuz bozulmasın diyor. Bizi yöneteceksiniz diye sizi seçtik diyor. Koltuk davalarıyla bizi meşgul etmeyin. Koltuğa biriniz geçeceksiniz. Biz vereceğiz. Vereceğiz de bizi inişli çıkışlı yollara sürmeyin. Yani dolayısıyla bunların hesaplarını yapıyorlardır herhalde. Bizim gündemimiz şu anda halk olarak ekonomi, ekonomi, ekonomi. Evet tabii ekonomide biraz darboğazdan geçiyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani bunu tabii büyük bilgili kişiler, çok danışmanları var, şeyleri var. Bunların altından üstesinden gelecek durumdalar ama yeter ki iyi odaklansınlar. Ben bu ülkenin bunları atlatacağına inanıyorum. Biz o kadar aciz bir ülke değiliz yani. Biz defalarca krizlerin içerisinden çıkmış bir ülkeyiz. Ama sağduyulu, sabırlı olup hükümetimizin de, devletimizin de, yöneticilerimizin de bu noktaya has safhada önem vermeleri lazım. Vatandaş olarak biz onların koltuğunun hesabını yapmıyoruz. Biz kime vereceğimizi zaten biliyoruz. Miting yapmalarına da gerek yok yani. Biz, herkes biliyor. Konuşmalara uygulanmaları canlı yaşıyor. Sandık her şeyin ifadesi zaten. Tabii burada kim hizmet veriyorsa tercihinde tercih vatandaş o yönden yapıyor. Evet. Çünkü vatandaşın sizin de belirttiğiniz gibi yaşam kalitesini eğer ki bir tık altına düştüğü zaman o zaman aslında isyan çıkar kesinlikle, bir şekilde. Kesinlikle. Esra Hanım, ben 1988 yılından itibaren Kasımpaşa'da yetiştim. Oralarda böyle büyüklerimiz bizi böyle sandık başlarında seçimlerde oturdu. Oralardan böyle tecrübe olarak geldik. Aşağı yukarı belki 10-15 defa böyle seçimlerde sandıklarda durmuş birisiyimdir. Son 10 yıldır, 15 yıldır, 12 yıldır falan durmuyorum ama bir sandıkta aşağı yukarı 300-350 kişi oy kullanır. Şimdi gençlik yıllarımda da bakıyorum. Şimdi okur yazarlık oranına bakıyorsun, gelen kişilerin imza atmasına şuna bakıyorsun. 300-350 kişinin arasında diyorsun ki bu sandıktan aşağı yukarı bir 50-100 tane oy boşa geçersizliğe çıkabilir diyorsun. Allah sizi inandırsın, o kadar sandıkları açtık, 2-3 taneden oy fazla geçersizliği. İnsanlar okuma yazmayı zor bilse bile ne yapacağını, ne edeceğini çok iyi biliyor. Kimse üniversite mezunuymuş, okur yazar bile değilmiş diye aldanmasın. İnsanoğlu kime ne yapacağını, ne edeceğini çok iyi biliyor. Yani dışarıdan bakışla insanları belki sınıflandırabilenler oluyor ama öyle değil. İnsanoğlu çok akıllı. Okumayla da alakalı değil. O beyin her şeyi üretiyor yani. Ne yapacağını çok iyi biliyor. Dolayısıyla biz bu dinamiklerimizle bu zorlukların altından kalkacağız. Yöneticilerimizden de bunun gayretini istiyoruz. Tabii bu içerimizdeki olan sıkıntılar. Bir evet. De bunun diğer boyutu var. Şimdi dışarıda düşük ülkelere baktığımız zaman Türkiye'yi kabullenemiyorlar. Niye? Çünkü dışarıdaki bakış Türkiye'ye daha farklı. Evet. Siz yıllardır üretim içerisindeki bir isimsiniz. Nihayetinde yurt dışında da mutlaka müşterileriniz vardır. Yurt içinde de müşterileriniz var. Şimdi yurt dışından peki Türkiye'ye bakış nasıl? Yani Türkiye'ye bakış noktasında bir sıkıntı yok aslında. Yani büyüyen ve gelişen bir gelişen Türkiye. Gelişen bir ülke. Tabii dışarıdan biz iyi gözüküyoruz. İyi gözüküyoruz yani onda şey yok. Biz çocuk gibi sürekli büyüyen bir noktada olmamız lazım zaten. Yani biz demin söylediğim gibi inişli çıkışlı bir durumda olmamamız lazım. Zaten o kırılma noktalarında birilerinin canı yanar. Ama yavaş, ama durağan bir şekilde de olsa sürekli üzerine koya koya bir hayat. Çünkü gelişen ülkeler var. Biz inişli çıkışlı bir düzenden ziyade sürekli en azından durağından aşağı düşmemek şekliyle çıkışımızı yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Bir de yurt dışından bize mesela bu baskı yapılan şeyleri Osmanlı zamanından beri yapılıyormuş. Bu ilk defa değil ki. Yani biz bunları görerek, bilerek gardlarımızı almamız lazım zaten. Yani Osmanlı zamanında bile işte yabancı ülkelerin neler bu ülkeye yapmaya çalıştığını zaten kitaplarda okuduk. Tarihçilerimiz anlatıyor, herkes anlatıyor, biliyoruz, duyuyoruz, görüyoruz, okuyoruz. Ama bunları bilerek bu dış kaynaklı denilecek bir şey yok. Bunlar zaten 200 yıldan beri yapılıyor. Sen zaten bunları bilerek gardını almak zorundasın. Bana şu yaptı demeyeceksin. Bunlar zaten yapılan şeyler. Yapılıyordu zaten. Yani o yüzden gardımızı ona göre almamız lazım. Üretmemiz lazım işte. Evet, üreteceğiz. Üretmemiz orada lazım. Yerli üretim diyeceğiz. Fabrikalarımız, gerekirse kendimizin olacak. Kendi yerli üreticilerimizin olacak.
Dolayısıyla üreteceğiz, üreteceğiz, üreteceğiz. Başka yolu yok. Başka yolu yok. Evet tabii üretirken ticari anlamda üretmemiz gerekiyor. Beyin anlamında da üretmemiz tabii, gerekiyor. Tabii o da bir üretimdir. Ve beyin göçünü de durdurmamız gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi baktığımız zaman bilim adamlarına yurt dışında gidiyorlar. Amerika'da ya da farklı bölgelerde. İşte o beyin göçünü durdurmamız gerekiyor Sayın Başkan. İşte ama ekonomi. Ekonomi Esra Hanım. Yani şöyle, dönüyor dolaşıyor yine konu ekonomiye. Değerini geliyor. Vermen gerekene değerini vermezsen avucunun içinde kaçırırsın. Kaçırdığın zaman daha tutamazsın. Ya bu şuna benzer. Bir kuşu eğer avucunun içinde tutmak istiyorsan, çok sıkı tutarsan canı çıkar. Gevşek bırakırsan elinden uçurursun. Ya bu dengeyi öyle bir kurmak lazım ki. Yani hak ettiğini vermeye çalışmak, hak ettiği şekilde yaşam standartları sağlamak ve bu değerleri bizim ülkemize çevirecek şekilde yaşamak. Yarın bir gün ya bizim işte şu Türk doktor Amerika'da şunları yaptı deyip de tabii övünüyoruz ama bu ülkede olup da yurt dışından bu ülkeye gelip de ameliyat olacak insanları sağlamamız lazımdı. Yani Türk'ün orada olması bize gurur veriyor. Tabii ki Türk isminden dolayı ama evet. O doktor burada olup da Amerikalı, Alman, İngiliz kimse onların hasta olarak bizim bu doktorumuzla ameliyat olmaya gelmesini tercih ederdim yani. O yüzden kuş misali çok fazla sıkmamak, çok gevşek bırakmamak, tadında üreten, beyin üreticisi, vücutla çalışarak üreten, el becerisiyle üreten herkesi iyi tutması lazım. Yani bunlar çok hassas şeyler. Yani el becerisi, yani vasıfsız olan kişi sayısı, beceri olan kişi sayısından çok yüksek. Dolayısıyla vasıflı olan kişileri iyi tutması lazım ülkenin. Doktorluktur, mühendisliktir, el becerisi, el yeteneği, fikri üretimi, bilgisayar programcılığındaki noktada üretimi, yani illa da el becerisi, bu üretimdir, her şey üretimdir. Üzerine koyan herkesi iyi elde tutacak politikalar izlemesi lazım. Evet, tabii ikinci bölümümüzde de SİFET'ten biraz bahsedeceğiz Sayın Başkanım. Çünkü SİFET'te ve İstanbul'daki STK'larımızda evet. Çok önemli yerdeler ve önemli kitlelere hitap ediyorlar. Kanaat önderlerimiz var sizler gibi. Bu arada bir canlı telefon bağlantımız mı var arkadaşlar? Alo? Alo? Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra Hanım, nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Program konuğumuz kıymetli Muhittin Doğan Başkanımız, Sivas Merkez Dernekler Federasyonu Onursal Başkanımız ve sizlerle de görev yaptı yıllardır birlikte. Mesainizi evet. Verdiniz, zamanınızdan verdiniz, nakdinizden verdiniz kıymetli Veysel Çil şu anda hattımızdalar. Evet. SİFET Kurucu Başkan Yardımcımız gerçekten kendisi evet. Çok başarılı benim bir isim. Benim kıymetli dostumdur. Federasyon Başkan Yardımcısını beraber kurduk Veysel kardeşimle. Sağ olsun. Çok güzel projelere imza attınız. Gönlü güzel arkadaşımdır. Geç tanıdım ama iyi tanıdığım bir arkadaşımdır. çoğu şeylerde aslında ben belki bir karar alıyor olsam bile Veysel'le konuşup da onu istişare etmeden hiçbir kararı almadık. Ve çoğu şeyde de fikirlerimiz uyuşmuştur. Hatalı düşündüğüm yerlerde Veysel'in fikri düşünemediğim taraftan bakarak düzenlemeler yapmıştır. Onun fikrini tekrar ben sunmuşumdur. Muhittin Doğan söylemiştir ama aslında o Veysel'den çıkmıştır fikir. Dolayısıyla Veysel fikir üreten bir arkadaşımdır. Yani yüreği geniş, büyük bir arkadaşımdır. Sağ olsun. Sayın Başkanım programımızı takip ediyor musunuz? Ediyorum efendim. Mesela Hanım buradan ilk öncelikle size ve Vizyon 58 personeline aynı zamanda bizi izleyen kıymetli seyircilerimize memleketim Sivas'a, tüm Türkiye'ye ve hani derler ya yiğidin harman olduğu yer diye bir laf vardır bizim oralarda. Yiğidin harman olduğu yerden çıkan bir yiğit adama Sayın Başkanıma kucak dolusun selamlar, hayırlı akşamlar diyorum herkese. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Teşekkürler Veysel'im. Allah razı olsun. İyi ki zamanında SİFET'i kurmuşsunuz. Şimdi SİFET'ten biraz bahsedeceğiz. Çünkü önemli bir kuruluş. İstanbul'daki merkez köylerini bir araya getiren önemli bir çatı. Ve sizler de çok güzel çalışmalar yaptınız ki ben de içindeydim. Birebir çalışmalarınızı ekranları evet, başındaki izleyenlerimizle de paylaştık. SİFET'le alakalı neler söylersiniz efendim? Efendim? SİFET'le ilgili düşüncelerinizi alalım.
Valla şöyle, demin de dedim, Muhittin Başkanım bu oluşumu başlatan yürekli adamlardan birisidir. Bizim kurucu başkanımızdır. Ben de yani şeyi şöyledir, hani genelde bütün yönetim politikalarında şu vardır. Yani bir lider vardır, liderlik vasfı olan kişidir bu. Bir de onun altında bir ekip vardır. Evet. Yani bu beraber yürüyen, her biri çarkın dişlisi olan bir yapıdır. Başkanım büyük bir başkan bizim için, büyük bir lider. Bu federasyonun başarılı olmasının en büyük şeylerinden bir tanesi Muhittin Başkan'dır ve diğer şeyden de altındaki ekiptir. Şimdi biz federasyonu, daha öncesinde biz federasyon olarak biliyorsunuz belki, siz de bizi sürekli desteklediniz, bizimle beraberdiniz. Bir futbol turnuvasıyla başlayan bir oluşum. Daha sonra da federasyonlaşmaya gitti. Muhittin Başkanımız da liderliğinde biz bunu kurduk. Uzun yıllar yürüttük. Başarılı işler yaptık başkanımın başkanlığında. Daha sonra da tabii bu bayrak taşıma işidir. Başkanım da bayrağı zamanı gelince devretti. Dolayısıyla biz de başkanımla beraber görevden ayrılmış olduk. Ama yine her zaman gibi federasyonumuzun yanında, federasyonumuzun içinde, işte etkinliklerinde falan filan yine beraberiz. Bizim diğer federasyonlardan, ya da şöyle söyleyeyim, Sivas'ın federasyonlarından, bölgemizin federasyonlarından bir farkımız vardı. Biz sadece ve sadece merkeze hitap eden bir federasyonduk. Yani şöyle, bizim yaptığımız başarılı çalışmalardan, etkinliklerden, organizasyonlardan bizim oluşuma çok katılmak isteyen oldu. Fakat biz dedik ki bizim bir misyonumuz var. Bu da biz sadece ve sadece merkezi kucaklayan bir şeydik, oluşumduk. Çünkü işte her şeyin, bir ilçenin federasyonu var. Ya da Sivas'ı komple kapsayan federasyonlar var ama sadece merkezi bir araya toplayan, çünkü en büyük güç aslında merkez. Çünkü en çok köye sahip bölge ve sahip çıkılması gereken bir bölgeydi. Başkanım da bunun önderliğinde bu oluşumu kurdu. Biz de yanında büyük işler yaptık diyelim. Yani başkanımın yanında görev aldık. Beraber hallettik. Öyle yani, ama liderlik başka bir şeydir. Gerçekten öyle. Hani bizim altımızda da bazen gözükmeyen adamlar var. Hani Muhittin Başkanım en öndedir bu oluşumda, ilk kuruluşta. Sonrasında bizler, ama bizimle beraber hiç gözükmeyen o perdenin arkasında, sizin nasıl şu anda Esra Hanım hani yayını ekranlara aktaran ekip çok bir... önemli Sayın Başkanım. Tabii, yani şimdi siz orada bir lidersiniz, sunucusunuz, moderatörsünüz. Ama şey şu, yani oradaki kameraman işte masa yani İstanbul, ekibi... Sivas'a bir bütün, bir ekip, bir başarı öyküsü, bir başarı yani. Hikayesidir. Bu başarı herkesin başarısı. Yani iyi işler yaptıysak, memleketimize, şehrimize, insanımıza faydalı olabilsek, biz bununla mutlu oluruz, oluyoruz da. Bundan sonraki devam ettiren arkadaşlarımız da, başkanlarımız da öyle. Şu anki başkanımız yine, evet, federasyon başkanımız yine öyle başarılı, işte federasyonu götüren, çeşitli etkinliklerde yine devam eden bir başkanlık devam ediyor. Böyle yani. Var mı başkanım atladığım bir şey ya da sormak istediğiniz bir şey varsa ben yanıtlayayım. Çok çok teşekkür ederim kardeşim. Evet, mutlu ettiniz bizi programımıza katılarak. Sürpriz oldu. Gerçekten. Bizim için de sürpriz oldu Veysel Başkan'ın katılması. Ben çok mutlu oldum katılmaktan. Onur duydum. Sizlerle görüşmek, işte bu tür etkinlikleri ve bu oluşumları ekranlara yansıtmak başka bir şeydir Esra Hanım. Yani şimdi şöyle, tabii bir şeyler yapılıyor. Evet. Bunların da medya tarafından, sizler tarafından, bölgemizin işte televizyon kuruluşları tarafından sadece hitap ettiğimiz, işte bize ulaşanların haricinde bir de ulaşamayan kitlelerimiz var. Yani işte evdeki çocuklarımız, ne bileyim memlekettekiler, işte yaşlılarımız var falan. Yani bölgemizin herkesine ulaştırmak da bölgenin medyasına, işte sizlere düşüyor. Siz de böyle bir şey yaptığınız için size de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Her zaman bizim yanımızda oldunuz. Federasyonumuzun yanında oldunuz. Buradan yine tekrarlıyorum. Vizyon 58'e çok teşekkür ediyorum. Sizlere ve sayın yöneticilerine,
perde arkasındaki ekibe çok çok teşekkür ediyoruz. Bizler teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Ekranları başındaki izleyenlerimizle buluştuğunuz için, programımıza eşlik ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyoruz. Vizyon 58 ekranlarından, İstanbul stüdyolarımızdan kucak dolusu selamlar gönderiyoruz size. Efendim biz de çok selamlarımızı sunuyoruz memleketimize, şehrimize. Başkanım yolun açık olsun. Gündeminiz daha çok ilk yayının ilk şeyinde bölümünde siyaset ve işte ekonomi mevcut gündemdendi. Bölgemizin aynı zamanda Muhittin Başkan Sivas'ımızın iş adamlarından birisidir. Evet. Mevcut durumda ekonomik şekli itibariyle başkanım yolun açık olsun. Bir iş adamısın, bir sanayicisin. Allah yar ve yardımcınız olsun hepinizin ki sizler sizler iş adamları olarak bu ülkeye ekmek veren, istihdam sağlayan kişilersiniz. Sizlerin işiniz daha daha zor. Allah sizin gibi iş adamlarımıza hem şehrimiz adına hem ülkemiz adına daha büyük kolaylıklar sağlasın. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin inşallah. Elimizden geldiğince yanınızdayız. Her anlamda size, memleketimize ve insanlarımıza ne gerekiyorsa yapmaya da hazırız biz. Eyvallah kardeşim. Evet, çok çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar olsun. Selamlar. İyi akşamlar. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet. Kıymetli Veysel Çiler'e çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir sürpriz oldu. Programımızı takip etmesi. Evet. Federasyonla alakalı çalışmamız. 10 yıl önce tanımıyordum Veysel'i. 10 yıl sonra tanıştık. Yani federasyondaki belki görevlerimiz bitti ama gün aşırı yine görüşüyoruz. Kardeş gibi yani. Tabii yani bir şey gibi. Ay bu kardeş gibi. Tabii. İleride yani aynı ortak, anne babadan olmak gerekmiyor. Orta noktalarımız olan iş hayatının içerisinde olsun, güncel Sivas'ta olsun, köylerimizde olsun bir şeyimiz çıkıyor. Yani sürekli görüşüyoruz yine. Ailecek zaten görüşüyoruz. Sağ olsun yürekli bir arkadaşım yani. Gerçekten de başarılı da bir isim sizinle birlikte. Allah güzel de çalışmalara da imza attı. Evet. Sinfet. Sinfet denildiği zaman gibi neler söyleyecek bize Sayın Muhittin Doğan? Çünkü dediğiniz gibi bir çocuk dünyaya geldi. Evet. Onu büyüttünüz. Şu anda da çocuk 8 yaşında var mı? 8 yaşında. 8 yaşında. 8 yaşında evet. Sinfet'ten bahsedelim şimdi, Sayın Başkanım. Esra Hanım 2009 aslında şey olarak futbol turnuvasına ben oynayamadım sahalarda. Yaşım itibariyle bu köyler arası turnuva yapanlar ilçeler vardı değişik şehirlerde. Bizim büyüklerime söylüyordum yani şu anda işte 55-60'lı yaşlarda olan kişilere. Abi böyle bir turnuva yapın, şöyle yapın, böyle yapın falan bir şey. Yapamadılar, olmadı yani. Bir şey o ilk şeyi yapmak zordur. İlki bir araya getirmek zordur. Lafla sözle olmuyor. Baktım olmuyor. Bir takım şakalar bile yaptım benden büyüklere. Takım bile kurdurtturdum. Forma bile aldırttırdım turnuva bir şey yokken ortaya. Baktım yine bir şey çıkmıyor ortaya. En sonunda sağ olsun Musa Köse'de abim vardır. Benim yakın köylüm, akrabamdır aynı zamanda. Abi dedim böyleyken böyle, şu köylere sen söyle, bu köylere ben söyle, şunlara gidelim, görüşelim falan derken bir 8 köyle 2010 yılında başlayacak şekilde turnuvaya başladık. Dedim 2-3 sene yapayım, ondan sonra da zaten alışırlar millet götürür diye. Sağ olsun Veysel kardeşimle de o zaman zaten tanışmıştık. İlk dönemi bitirdim, artık ayrılıyorum. O turnuvası falan bitti. Şemsettin Şener, Bekir Koç bir... elveda yemeği diyelim, bir yemek verdiğimde orada bu arkadaşlarım dedi ki bu futbol turnuvasıyla olmaz. Yani tamam getirdiğin has buraya bu noktaya geldi ama tamam turnuva devam edecek ama bunu federasyonlaştıralım. Tamam yapın abi güzel, iyi yapın. Ben de yanınızdayım. Tabii masada konuşurken bunun da kurucusu sen olman lazım. Hani bu kadar burayı getirdin, bunu da sen kur. Taçlandır. Yani, evet yani sen yaparsan yaparsın diye. Eyvallah dedim abiciğim. Bana bu iş tevdi edildiyse büyüklerimiz zaten yaş olarak da benden büyük. Tamam dedim bu federasyonu da kuracağım ama bir dönem yapar bırakırım. Yani çünkü iş hayatımdan ve ailemden artık çok özür vermeye başlamıştım. Dediğim gibi o 1-1,5 yıllık bir süreçten sonra da federasyonun altyapılarını oluşturup da federasyonu da kurduktan sonra bir dönem yaptım. Şu andaki mevcut yönetimdeki arkadaşlarıma, kardeşlerime devrettim.
Yine onlarla da sık görüşüyoruz tabii. Yani ama herhangi bir federasyon noktasında üzerimde bir sorumluluk yok. Dernekçiliği artık ben kendi üzerimde taşıyabilecek güçte değilim artık. Yani o 10 yıl önceki enerjim yok şu anda dernekçilikte. Çünkü en zor meşgale şey insanlarla uğraşmak. Ama siz de zoru başardınız. Zoru başarmak zaten çok zor. Zor süreçten evet. Geçmiştiniz o dönemlerde. Sadece bunu futbolla bağdaştırmamak lazım. Kesinlikle o tabii. O futbolun arkasındaki tabii. Farklı güzellikler gecelerde mesela geceler, kura çekimleri. Geceler, beraberlikler, kura çekimleri, efendime söyleyeyim geziler. İftar yemekleri, iftar gemide yemekleri, iftar programları. Evet. Ve ilk defa sizler vesilesiyle gemide iftar programları başlamıştı. Bununla birlikte sadece Sayın Başkanım, futbol denildiği zaman zannedilmesin ki sadece erkekler, gençler futbol programına katılıyorlar ya da futbol turnuvalarında maç yapıyorlar. Oradaki aileler, gençler, çoluk, çocuk, genç, yaşlı, futbol ihtiyar... Futbol tamamen kaldırmaca. Kaldırmaca. Millet, sizin bir sloganınız vardı Sayın Başkanım. Futbol araç. Futbol araç, dostluk amaç. Dostluk amaç. Futbol sadece gençleri kaldırmaca. Gençleri bir araya getiremiyorsunuz. Gelmiyorlar. Herhangi bir derneğe bakın, kendi köyünün gençlerini de bir araya getiremiyor. Amca çocukları tanışmıştı tanışmıyor. Sizin. Tanışmıyorlar yani. Belki yolda görseniz birbirini tanımayan kişiler. Amca çocukları falan. Bu futbol turnuvası yani futbolu oynama bahanesiyle bir araya getiriyorsun. Bundan sebep onların ailesi, amcası, eşi, dostu köylerde yıllar önce göçmüştü ama köyde çocukken bayır deriz ya. Evet. Bayırda çobanlık yaparken arkadaşlar belki 10-12 yaşlarında ama burada gelmiş 50-55 yaşında tribünde birbirlerini görüyorlar. Öyle insanlar. Tribünde birbirlerini tanışarak eğlenen çiftlerimiz bile oldu. Evlenme yani, teklifi yapılmıştı. Yani evet aynen öyle. Bakıyoruz buradaki amacımız o tribünleri doldurmak. Oradaki o çünkü bizde seyircilerin de ayrı ayrı oturma şeyi yok. Herkes iç içe oturuyor. Rakip evet. Diye bir şey yok. Sağ olsun kimsenin de burnu yani kanamadı. Bir şey de olmadı. Bir arbede falan da çıkmadı yani bu kadar zaman içerisinde. Yani siz sinfette herhangi bir tatsızlık yaşamadınız. Yaşamadım başkanım. Kesinlikle. Çünkü herkes kesinlikle. Birbirine saygı, sevgi çerçevesi evet. İçerisinde. Evet. Ve dernek başkanlarımız hepsi birbirinden naif insanlardı. Birbirleriyle saygılı ve onların pikniklerinde dahi evet. Bir güç görüyorduk Sinfet'i. Sivas insanı asildir ya Esra Hanım. Asil yani gerçekten böyle saldırgan, hırçın bir topluluk değil. Gerçekten yani mazmut, ülkesine sevdalı insanlar topluluğu. Yani içinde çıkar mı? Çıkar o başka mesele ama genel anlamda baktığınız zaman Sivas insanı hakikaten bu ülkenin omurgası ayakta duran niteliklerini sahip insanlar topluluğu. O yüzden bizim insanımızla gurur duymamak elde değil yani. Evet yine gurur duyduğumuz önemli isimlerden birisi şu anda hattımızda. Efendim hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar Esra Hanım. Evet kıymetli İbrahim Kör bizlerle birlikteler. Kendisi de Kul Yusuf köyümüzün önemli isimlerinden ve İstanbul'da başarılı iş adamlarından önemli bir değer. Nasılsınız efendim? Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Öncelikle değerli konuğumuz Muhittin Doğan Başkanıma sizin nezdinizde bizleri izleyen kıymetli izleyicilerimize selamlarımı gönderiyorum. Evet siz de Sinfet'te kurucu başkan yardımcısı olarak görev yapmıştınız. Şu anda da hala devam ediyor göreviniz. Evet doğrudur. Nasıl ben peki İstanbul'daki o birlik beraberlik oluşumu nasıl görüyorsunuz? Yani muhteşem bir olay. Ben buradan Muhittin Doğan Başkanıma özellikle... Bu sene de şampiyon oldu İbrahim abimizin köyü. Çok teşekkür ediyorum. Bir oluşumu yapmak gerçekten çok önemli. Adım atmış sağ olsun zamanında bu federasyonu kurmuş. Merkez köyleri için, merkezimiz için gerçekten önemli bir oluşum. Tabii görevimi yaptıktan sonra da haliyle bıraktı. Biz de yeni yönetimde görev aldık. Biz de onun izinden elimizden geldiği kadar daha ileriye taşıma adına faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Peki efendim. Bizler sizlere başarılar diliyoruz Sayın Başkanım. Tekrar programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim abi. Teşekkür ediyorum. Başkanıma iş hayatında, yaşamında başarılar diliyorum.
sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Bizleri izleyen tüm dostlarıma selamlarımı iletiyorum. Hayırlı programlar diliyorum. Teşekkür ederim. Saygılar abicim. Hayırlı akşamlar. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun abicim. İyi yayınlar. Evet, İbrahim Bey de yine Sivas'ımızın önemli bir köyü olan Kul Yusuf Köyü'nden güzel bir isim. Köy için de çok mücadele veren, çalışan. Çok özverili. Evet, gerçekten öyle. Çünkü o aile de çok güzel bir aile. Evet, yani kesinlikle. Abileriyle çok kesinlikle. Güzel uyum içerisinde. Evet. Köyde dahi evlerini yapıp her sene çoluk çocuk akrabalarla beraber gidip işte Sivas'a bir katma değerdir bu Sayın Başkan. Yani çoluğuna çocuğuna o geçmişi kültürü, o adetleri unutturmamak, yani yerini yurdunu göstermek, bilmek bunlar çok önemli şeyler. Tabii başkanım, gençler dedik, gençleri kendi topraklarımıza götürmek için de imkanlar sunulması gerekiyor. Eğer siz o yeni jenerasyona imkanlar sunmazsanız zaten götüremezsiniz. Yani şu anda çağ, internet çağı. Evet. Emirhan Köyü'nde hatırlıyor musunuz? Aynen, yaptırmıştınız. Aynen. Yani sizden gibi duyarlı insanların bir şeyler yapması gerekiyor. Evet. Şimdi bir anımı anlatayım Esra Hanım. O dönemlerde siz daha gelmeden önce bizim köyümüz yeni Divriği yolu, yeni Divriği yolu yapılan, kısaltılmak anlamında yapılan yeni asfaltın kenarında bir köy. Yol üstünde. Telefonlarımız çekmiyor tabii. Evet. Siz de şahit oldunuz o dönemlerde. Bir tane adam asfaltın üzerinde telefonu elinde konuşarak yürüyor. Ama gerçekten böyle hiddetli konuşuyor, karşısında birisi varmış gibi. Ben de şimdi asfaltın kenarında bizim evimiz de görüyorum, duyuyorum, konuşuyor, hiddetleniyor, elini kolunu sallıyor, bir şeyler yapıyor falan filan. Ya sorması ayıp, ben dedim ki biraz böyle kapının önüne doğru çıktım. Dedim abi sen nasıl konuşuyorsun dedim. Ya neyle konuşuyorsun? Benim dedi kızılötesi var dedi. Gerçi palavra atan birisiymiş de sonradan öğrendim de. Ya bana orada o asfaltın üzerinde konuşurken ya mucize, birinin telefonu çekiyor gibi izlerim oluşmuştu. Şimdi tabii çok şükür şu anda cep telefonlarımız, internetlerimiz falan şakır şakır kullanılıyor. Hani gün geçtikçe üzerinde konuluyor. Dediğiniz gibi sizlerle de program yaptık, televizyon telefonların çekmediğiyle alakalı. Bir şeyler yaptığımız için oldu buna yani. Kadar. Ben de beraber diğer arkadaşlarımız, köylülerimiz de uğraştılar. Nacizane köye herkes yatırımlar yaptınız, yaptık. Çok güzel evler yapıldı. Aynen, evler yapıldı. Gazi Doğan amcam mesela. Evet, buradan da kendisine evler. Geçmiş evet, olsun aynen. diyoruz. Interflora Genel aynen. Başkanımız Sayın Gazi Doğan. Gerçekten Sivas'ımızın yetiştirmiş olduğu Türkiye genelinde. Az değil köyümüzde. Aynen, yani. Gerek Türkiye'de gerekse İstanbul'da o da çok önemli bir isim. Kesinlikle, i̇şte kesinlikle. Bizim bu isimlere, bu değerlere sahip çıkmamız bakın gerekiyor işte, Sayın Başkan. Esra Hanım, ne biliyor musunuz? Gazi Doğan bile üreticidir aslında. Yani bir şey ortaya çıkartma noktasında üretici insanlar kolay yetişmiyor. Yani bunları çok iyi bilmek lazım. Yani vasıfsız adam değiller. Onlar da insan kimse üretmişler. Kimse bir yere boşuna gelmiyor. Başkanım, çok güzel insanlar yetiştirmişler. İstanbul'daki çiçekçilere baktığınız zaman çoğu Sivaslı. Hep başarılı isimler çiçekçilikte. Evet, Sivas, evet. Erzincan'da. Evet, evet, doğru. Yani bu doğru, da güzel. Niye? Gazi Doğan, Reşit Demir... diğer Raşit tarafta Demir, evet. Raşit Demir, yine Recep Gedik. Bunlar hep Sivaslı evet, ve evet. çiçekçilik sektöründe önemli isimler. Evet, duayenleri olmuşlar artık. Duayenleri olmuşlar. Demek ki işini hakkıyla yapanlar bu kişiler ve tabii diğerleri de hakkıyla yapmaya çalışıyor ama üzerine kendi şahsi becerilerini ve el işçiliğini veyahut da dünya görüşlerini koyarak daha iyi çıtalarını yükseltmiş kişiler. O yüzden Allah gönüllerine göre versin diyorum. Bu ülkeye kattıkları çok yani. Ticareten, istihdam olarak, fikri olarak. Sivil toplum kuruluşları olarak sizler. Çünkü sivil toplum kuruluşlarında başkan olmak ve orada hizmet vermek çok zordur başkanım. Gönül işidir, vakit işidir, nakit işidir. Evet. Siz diyorsunuz ya ben enerjimi kalmadığı için işte arkadaşlara devrettim diye. Ya biraz da desteklemek gerekiyor. Yani toplumumuzda şöyle bir şey var Esra Hanım. Sanki bir federasyon başkanı olduğunuz zaman illaki bir belediye başkanı ya da bir siyasetçi olmak zorundaymışsınız gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Beklentim şuydu, Allah sizi inandırsın Esra Hanım. Federasyonu kurmuşum. Daha böyle
6 ay 1 senelik bir dönem içerisindeyim. Benim çevremden bazıları ama birebir benim kulağıma söylemiyor. Benimle tabii çok iyi konuşuyorlar ama. Genelde benim, söylemez zaten arkadan evet, söylenir. Diyorlar ki Muhittin belediye başkanlığına milletvekilliğini oynuyor, bizi kullanıyor. Onun amacı bu diye arkamdan söyleniyor. Ama çok şükür 4-5 ay önce söyledim yani. Gönlünüz rahat olsun. Ne belediye başkanı oldum, ne milletvekili oldum. Bırakalı da 1,5 sene oldu. İşime gücüme bakıyorum. Hepiniz rahat olun diye. Şey şu. Yalan o zaten olmamalı. Olursa milletvekili de belediye başkanı da senin adamın, senin yakınındaki birisi olsun diye çat kapı rahat gelebilirsin zaten. Şimdi bizde Sivas'taki şöyle bir durum var. Onun farkındayım. Yani çoğu kişi de farkında. Zaten bununla ilgili de bir fıkra falan vardır ya. Ne benim eşeğim olsun ne de onun eşeği olsun diye bir fıkra vardır. O misal benim yanımdaki çevremdeki kimse benden daha iyi olmasın edası var. Bu kesinlikle bizim Sivas'ımız içine sirayet etmiş bir duygu. Bu hasetlik, bu şey bizi yani Sivas olarak çıtamızı yükselttirmiyor. Bizim Sivaslılarda bir yere gelen kişiler kendi bireysel gayretleriyle, yetenekleriyle bir yerlere geliyorlar. Toplumun destekleyerek getirebildiği bir Sivaslıyı ben daha şu ana kadar görmedim. Yani kesinlikle tırnaklarıyla bir yere gelmişse kendisi geliyor. Yani onu alıp da evet becerinden dolayı sen şuraya layıksın denilerek getirilmiş bir kişiyi ben duymadım. Sivas'ımızda kendi adamını böyle arka plana itme bir duygusu, bir aidiyeti var. Dolayısıyla inşallah bunlar giderilir. Benim bir beklentim yok tabii. Biz kendi ticaretimizde Sivas'la alakalı bir ticaret yapmıyoruz. Biz ülkemizde dünyaya çalışır vaziyette bir ticaret yapıyoruz. İnşallah Sivas'ımız bu şeyden kurtulur da çıtasını daha yüksek noktalara getirir. Evet ve bununla birlikte yakın tarihte 2019 Mart yerel seçimleri var. Evet. Tabii yerel seçimlerde de arzu ediyoruz ki kendi hemşehrilerimiz önemli yerlerde görev alsınlar, görevler verilsin ve arkasından destekleyen sivil toplum kuruluşları olsun. Peki İstanbul'daki Sivaslılar noktasında neler söyleyeceksiniz? Esra Hanım, İstanbul'da Sivaslılar noktasında belediye başkanlığı veyahut da o mevcut belediyelerde ama hangi siyasi partiden olursa olsun Sivaslıların en az 3-4 tane olması doğaldır. Çünkü nüfus olarak çok kalabalığız. Evet. Buna dikkat edileceğini düşünüyorum. İster CHP'dir, ister AK Parti'dir, ister MHP'dir. Böyle olacağını inanıyorum inşallah. Fakat demin dediğim gibi bizim Sivaslarımızın kendi fikri hangi parti söz konusuysa o noktadaki Sivaslıların olduğu bölge dostlarımıza, arkadaşlarımıza yönelmesini tavsiye ederim ki. Çünkü biz çıtamızı başka türlü yükseltemeyeceğiz. Yükseltemiyoruz. Bireysel kazançlarda, bireysel bir yerlere gelmelerdi bir yere kadar. Hani halk olarak bir destekle insanlarımızı bir yere getirip bizim de Sivas'ımızın bundan nemalanmasını sağlamak lazım. Bak şahsi nemalanmaları söylemiyorum. Ben federasyonu ilk kuracağım zaman şöyle bir şey duymuştum Esra Hanım. Böyle tek tek ziyaret ediyorum. Ziyaret ettiğim yerlerden birinde şöyle bir şey söylendi. Federasyonun yeri neresi olacak? Sıkıştığımız zaman, paraya veya herhangi bir şeye sıkıştığımız zaman nereye gireceğiz? Yani insanlar bireysel bir kazanımın peşinde bakış açısıyla bakıyorlar. Toplumun kazanması lazım. Toplum kazanırsa zaten bireysel olarak kazanırız. Dolayısıyla insanlar hala bireysellikten kurtulamadı. Bu bireyselliği bir bıraksak, ben demesek, biz diyebilsek daha neler yapacağımızı düşünemiyorum bile yani. İnşallah bizim Sivaslılarımız bu özveriyi göstereceğine inanıyorum. Çünkü rahmetli Muhsin Başkanımızın vefatı dönemindeki belediye başkanlığı döneminde biliyorsunuz Büyük Birlik Partisi ile Sivas yolumuzda devam etmişti. Sivaslılar ahde vefalıdır. Dolayısıyla yarın ucunda tutarlar birbirlerini diye düşünüyorum. İnşallah öyle olacak diye düşünüyorum. Buradan da mesajımız Sivaslılara birlik beraberliğinizi bozmasın diyelim olur. Başka da bir şey olmaz. Evet tabii. Evet, birliğimiz
beraberliğimize, siyasette, ticarette birbirimize kenetlenmek zorundayız. Kesinlikle. Sahip çıkmak zorundayız. Dediniz işte bireysel hiçbir şey yapamazsınız. Bir elin nesi var, iki elin sesi var misali. Evet. Sayın Başkanım, çok keyifli bir sohbet oldu. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Süre bitti mi? Biraz daha var diye düşünüyorum ama. Tabii sizinle de sohbet çok akıcı geçiyor. Yıllardır tanıdığımız, takdir ettiğimiz, fikirlerini önemsediğimiz önemli bir isimsiniz. Çok teşekkür ederim. Güzel bir oluşumunda onursal başkanısınız. Siyasette sana ve tabii hiçbir zaman için siyasetin bir kolunda olmadınız. Ne kadar sürüklenmek istese de siyasetten hep uzak durdu Muhittin Doğan. Ama sanayide çok başarılı, ticaretinde çok başarılı, işinde başarılı. Ailesinde güzel bir aile babası. Evet. Başarılar diliyoruz. Son olarak neler söylersiniz izleyenlerimiz efendim? Ben tüm hemşerilerimi, akrabalarımı, arkadaşlarımı saygı sevgilerimi sunuyorum. Beni konuk olarak davet ettiğiniz için size de çok çok teşekkür ediyorum. Dilimiz sürçtüyse, bir hata ettiysek affola diyorum. Tamamen spontane, içimden geçtiği gibi doğal olarak güncel yaşantımdaki, güncel durumdaki, güncel şu andaki fikrimi, zikrimi nakşettim. İnşallah biz bu ülkenin insanları olarak bu ülkeye sahip çıkma adına ve Sivas'a sahip çıkma adına canımızda, kanımızda, malımızda, her şeyimizde ortada insanlarımız. Sanayicilerimizi de, iş adamlarımızı da Sivas'a teşvik edelim mi? Teşvik etmek istiyorum ama birisi benim. Birisi ben olarak da şu anda durmak zorundayım. Bu ekonomik şartlarda yapılamaz. Yapılamaz. Yani şartları güzelleştirildiği takdirde gidecek, yapacak kişilerden birisi benim. Yani benim şu anda köylüm, bir arkadaşım şu anda bir fabrika kurdu. Evet. Ama krizin ortasına denk geldi, zorlandı. Hani bu krizin arasında yatırım yapmak, üretim yapmak, başarılı olmak, para huzuru sever. Esra Hanım, para huzursuz olduğu yerlerden kaçar. Huzurlu ortamda el birliğiyle her şeyimizi Sivas'a, fabrikalarımızı kuralım. Ama büyüklerimizden hasreten rica ediyorum, bu ülkedeki para güvenini sağlayarak, para tedirginliğini ortadan kaldırarak, paraya ulaşmayı rahatlatarak, faizleri düşük tutarak, alışveriş imkanları rahatlatarak insanların ufkunu açsınlar. İş adamları ne zaman, nereye, ne yapacağını çok iyi bilir zaten. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Evet, kıymetli Vizyon 58 izleyenlerimiz, yine bir programımızın sonuna geldik. Bu akşam gündem özel program konuğumuz Sivas Merkez Dernekler Federasyonu Onursal Başkanı, iş adamı kıymetli Muhittin Doğan bizlerle birliktelerdi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel mesajlar aldık Sayın Başkan'dan. Yolu açık olsun diyoruz. Başarılar diliyoruz. Sizlerle Vizyon 58 izleyenlerimize ise bizlerden ayrılmamanız ümidiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, saygı ve sevgiyle kalın efendim.